Aztv ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saatlerimiz 22'yi gösterdiğinde ikili oyunda sizlerle birlikteyiz. Bize ayrılan süre boyunca Çetin Sabırlı ile birlikte bir hafta içerisinde spor dünyasında ve Bursa Spor'da özellikle neler oldu, hangi gelişmeler yaşandı? Bu konular üzerine konuşacağız. Çetin Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Melisa. Özleşmiştik bir aradan sonra. İki haftadır Tolga ile yapıyorduk, bu hafta sizle yaptık. Biz de sizi özlemişiz. Bir haftayı geride bıraktık değerli izleyenler. Bursa Spor TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisar Spor'u deplasmanda Seleznov'un golüyle 1-0 yendi ve 33 puanla 3. sırada haftayı tamamladı ve üst üste de 3. galibiyetini almış oldu Yeşil Beyazlılar. Son 3 haftadan 9 puanla ayrılınca da Bursa Spor yeniden zirveye sloganını her geçen gün bu sloganın hakkını verdi diyebiliriz. Akhisar Spor maçıyla isterseniz başlayalım. Daha sonra da bir hafta içerisinde yaşanan gelişmeler üzerine duracağız. Bugün de Bursa Spor için önemli bir gündü. Yeşil Beyazlılar 5. transferini gerçekleştirdi. Traore'yi kadrosuna kattı ve bugün de Özlüce'de imza töreni düzenlendi. Yarın da transfer dönemi resmi olarak sona erecek devre arası. Tabii bu bir gün içerisinde Bursa Spor bir transfer daha yapacak mı, yapmayacak mı? Bu da merak konusu. Biz de bunu yarın hep birlikte göreceğiz değil mi? Evet. Ama transfere geleceğiz. Buyurun ilk önce Akhisar Spor maçının yorumunu alalım sizden. Kısa bir değerlendirme yapalım. Evet. Akhisar maçı önemliydi çünkü Bursa Spor açısından. Yani ilk yarı bittiğinde ilk 6 içerisinde yer alan Akhisar Bursa Spor'la beraber aynı dönemde bir alt lige düştü. Yine ilk yarı itibariyle aldığı sonuçlara baktığımızda sanki Bursa Spor'un rakiplerinden biri gibi gözüküyordu. Ama tabii son haftalar ve devre arası yaklaştığında transfer tahtasının kapanması, kulüp adına talihsizlik olmuş. Onların da muhtemelen kendi hesaplarına göre bir ara transferde takviye yapma ihtiyaçlarını belirtiyorlardı zaten. Ama Bursa Spor karşılaşmasına çıktığında elindekileri, tüm silahları kullandılar. Maçın bütününe baktığınız zaman başa baş bir mücadele oldu. Hı hı. Sanki maçın içerisinde de golü atanın maçı kazanacağı gibi bir intiba oluştu. Şimdi ilk yarı boyunca Bursaspor'u zaman zaman eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi bazı maçlarda öne geçse de koruma konusunda bir takım aksaklıklar oluyordu. Hı hı. Yani koruyamadığı maçlarda oldu. Koruduğu maçlarda da herkesin yüreğini ağzına getirdi. Yani son dakikalarda kaleci Çağlar'ın kurtarışlarıyla kazandığımız 3 puanların sayısı 1-2 değil 4-5 tane olunca acaba mı tehlikeli sonuçlar alır mıyız gibi. Çünkü lig uzun bir maraton. Dolayısıyla böyle verilerin olduğu maçta Bursaspor evet golü atan taraf oldu ve maçın sonuna kadar da koruyan taraf oldu. Hı hı. Yine zaman zaman kalesinde tehlikeleri yaşasa da deplasman müsabakası olduğu için hem kaleci Çağlar yine aynı performansını gösterdi hem de takım ayakta kalmayı başardı ve çok anlamlı, çok değerli. Belki de çok önemli bir 3 puan oldu. 3 puan evet, çünkü rakibiniz bu. Rakibinizden aldığınız 3 puan her zaman spor dilinde 6 puan şeklinde değerlendirilir ki hı hı. Bize göre de yani tüm spor kamuoyunda da edinilen şey şudur ki Akhisar'ın yani ilk iki için şansının çok azaldığını söyleyebiliriz. Hı hı. Kaldı ki maç atmosferine baktığınız zaman sanki Bursaspor taraftarlarının daha coşkulu ve daha sayısal olarak fazla olduğu gibi bir izlenim oluştu. Hı hı. Çünkü Akhisar maalesef o duruma gelmesine rağmen ilçe halkını yani camiasını buna inandıramamış. Hal böyle olunca da futbolcuların performansı tribünlerle birleşemeyince. Seleznov'un performansı nasıldı peki? Şimdi eski takımına karşı evet, da oldukça hırslı bir performans ortaya dikkatle koyuyor. Bekleniyordu ama hafta arası yani baktığınız zaman belki hoş gibi gelebilir ama hemen Karagümrük maçının ertesinde yaptığı açıklama yani sportmenlik içerisinde çok fazla olumlu şekilde yer bulacak hı hı. bir açıklama değildi. Geçmişte kulübüyle yaşadığı bir sorunu dile getirdi ve sanki bir intikam maçına döndürdü işi. Tabii hal böyle olunca maçın daha başlama düdüğüyle birlikte Seleznov'a karşı olumsuz
ıslıklamalar, kötü tezahüratlar, yani hoş karşılanmayacak tepkiler oldu. Belki bir futbolcu için bu olumlu olabilir. Belki Selezno'yu diri tutmak için, ayakta tutmak için olabilir. Ancak tabii maçın sonunda sonuca baktığınız zaman, yani o deneyimde, yani yıllarca Avrupa liglerinde oynamış, Türkiye ligini iyi bilen, kaldı ki Ukrayna milli takımında defalarca forma giyen bu düzeyde bir futbolcunun o tip kırmızı kartları görmemesi gerekiyor. Çünkü Bursaspor hakikaten şimdi öyle bir ivme yakaladı ki takımın ideal 11'i artık oluşmaya başladı ve sistem de buna göre kurulu. Şimdi hiç yoktan böyle bir şeyi bir hafta bay geçecek, pas geçecek. Onun için hoş olmadı. Yani o deneyimde bir futbolcuyu ben markajda da hafta başında da, yani bu hareketler devam ederse kırmızı kartta görmesi çok sürpriz karşılanmaz dedim. Kaldı ki hocanın bu konuda bence tedbir almasında fayda var. Çünkü yani daha yaklaşık 15 haftalık bir periyot var. Çok zorlu maçlar var. Hı hı. Çok zorlu rakipler var. Evet, birazdan transferlere değineceğiz ama yeri gelirse onlara da değinelim. Rakipler de transfer yapıyor. Bugün baktığınız zaman diğer kulüp sitelerine baktım biraz. Transfer yapan yapana. Herkes kendi bütçesine, kendi olanaklarına göre transferler yapıyor. Bir de transferin hep son gününde hep böyle bir patlama yaşanıyor zaten. Evet. Genelde Türk futbolunun sıkıntılı süreci o. Tabii planlama olmayınca son gün, işte maalesef Türkiye'deki Türk futbolunun menajer sarmalından bir türlü kendini sıyıramıyor. Dolayısıyla o bütçelere ve plansız, programsız yapılan transferler ileriki dönemlerde başlarını ağrıtıyor. Biz Bursaspor olarak bunun çok acısını çektik. Hatta evet, küme düşerek çektik. İnşallah diğer şeylere baktığım zaman Bursaspor'un transfer konusunda olumlu not aldığını söyleyebiliriz. Akhisar maçını olması gereken gibi ilk yarıda birçok maçta yapılan hataların daha aza indirgediğini, atan, attığını koruyan, bu şekilde sahada diri kalmaya çalışan bir Bursaspor izledik. Daha fazlasını yapabilir mi? Evet, yapabilirdi. Çünkü kadro kalitemiz artık istediğimiz şeyleri yapmaya elverişli. Bu konuda hem orta saha, hem defansif bölgede, hem üçüncü bölgede, forvet bölgede elimizdeki en iyi kaynakların olduğunu düşünüyorum. Kadro derinliğine baktığınız zaman da Bursaspor birçok takımın önünde diyebiliriz. Onun için daha fazlasını bekliyoruz ama ilk haftalar dolayısıyla bunları biraz hoş görebiliriz. Çok değerli, çok anlamlı bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu hafta da rakibinin karşısına çıkacak. Evet. Orayı da değerlendiririz. Ama evet, Akhisar maçı beklentinin beklentileri karşılayan, hatta biraz üzerine çıkan ve 3 puanı almasını bilen, adına yakışır, formasına yakışır bir mücadele sergilemeye çalışan, tamamını yaptı demiyorum ama onu yapmak için her türlü gayreti gösteren bir futbolcu topluluğu vardı. Burada Sedat'a ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Haftalar boyunca ligin ilk yarısında Sedat'ın neden oynamadığı ve bu takımda çok kendisinden üstün bir futbolcu karakterinin olmadığını söylüyorduk futbol anlamında. Bizi de yanıltmadı. İnşallah bundan sonraki periyotta da Sedat'ı böyle daha gayretli ve daha ileriye doğru adım atan hamlelerini görürüz. Ve gururlanarak izlediğimiz bir altyapı futbolcusunu kazanmış oluruz. Yani İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesiyle birlikte şans bulan futbolcular, evet, Selezno ve Sedat yüzünü kara çıkarmadı. Demek ki insanlar boş konuşmuyor. Biz ne diyorduk? Bursa halkı, Bursa camiası, Bursa Spor'tan takip eden kişiler, gerçek anlamda baktığınız zaman futboldan anlayan insanlar. Biraz da dinlemek gerekiyor. Yapmak gerekmiyor ama değil mi? Üzülmez'in lafıydı bu, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum sanki. Taraftar futbolu iyi bilir, taraftar futbolu çok iyi bilir diye Bursa Spor'a ilk geldiğinde yaptığı bir basın toplantısında böyle bir cümle kurmuştu. Evet. Benim de bu cümle dikkatimi çekmişti. Demek ki göreve gelir gelmez bazı önemli noktaları kulak arkası etmemiş. Kulak arkası edenler hep kaybetti, gittiler. Ama etmeyenler, bak bugün takımla beraber, camiayla beraber pozitif bir şekilde yol yürüyorlar. İnşallah bozulmaz. İbrahim Hoca da kolay bir görev yapmıyor. CV'sinde 2 şampiyonluk var. 3.'yü elde etmek isteyecektir. Ona sunulan kötü imkanlara rağmen her türlü şey yapılıyor kent olarak. Hem iş adamları, hem yerel yöneticiler, hem tüm camia bireyleri elinden geldiğince katkı koymaya çalışıyor mali anlamda. İstekleri yerine getiriliyor. Şimdi beklentiler ona doğru dönecek. Onun da işi kolay değil yani. Evet.
Bugün de İbrahim Üzülmez haftalık olan basın toplantısında açıklamalar yaptı. O da futbolda istikrarın çok önemli olduğunu söyledi ve aynı zamanda tabii yeni transferlerle ilgili konuştu. Yeni transferlerin takıma adapte olması için bir iki haftaya daha ihtiyaçları olduğunu vurguladı. İsterseniz ilk önce bir hatırlayalım İbrahim Üzülmez bugün tamam, neler söylemiş. Tamam. Ardından üzerine konuşuruz. İyi olur. İzleyelim. Hazır. Hazır mı? Futbolda istikrarı devam ettirmek gerekiyor. Şu ana kadar 3 haftalık periyotta ortaya koyduğumuz futbol ve inanç, takım üzerindeki özgüven fazlasıyla oluşmuş durumda. Bunu devam ettirmek için de bundan önce yaptıklarımızı da bundan sonra da daha fazla yapmamız gerekiyor. Daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Evet, bizim müthiş bir taraftar desteğimiz var. Kaldı ki bugün sabahın 9'unda, 9.30'unda çocuğunu alıp da Traore'nin imza törenine gelen taraftarlarımız var. Bunlar güzel duygular. Burası oyuncularımıza da söylüyorum. Burası özel bir camia. Burası takımına gönülden bağlı olan taraftar topluluğuna sahip bir camia. Dolayısıyla bizlerin onlara aynı şekilde destek vermek için saha içerisinde yapmamız gerekenler var. Yapıyoruz. Son 3 haftalık periyoda baktığımız zaman da hakikaten bütün oyuncularım saha içerisinde iyi niyetinden şüphe duymadan gayretli bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Şimdi Eskişehir maçı ve arkasından Osmanlı maçı, ki bu iki maç belki kağıt üzerinde çok kolay görünse de çok zor maçlar. Çünkü rakiplerimiz koşan, mücadele eden, agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacak. Biz kalitemizin ortaya çıkması için, yeteneğimizin ortaya çıkması için, iyi takım olduğumuzun düşüncesini ortaya çıkartmamız için en az rakip kadar saha içerisinde mücadele ederek, onlar kadar saha içerisinde koşarak iyi bir sonuçta ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra zaten zor 4 haftalık bir periyodumuz var ki belki de ligin gidişatı anlamında çok önemli bir 4 hafta. Oyuncularımıza güveniyorum. Takım içerisindeki rekabet arttı. Traore'nin gelmesiyle beraber özellikle ofansif anlamdaki üretkenlik anlamında da inşallah bizi yukarıya taşıyacaktır. Bu düşünce içerisinde çalışmalarımızı devam ediyoruz. İyi olur inşallah bundan sonraki süreçte. Biraz daha 1-2 haftalık süreye de zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Traore'nin, hem Serdar'ın, hem Tayfur'un, hem Keremcan Akgüz'ün, hem kalecinin Emrullah'ın gelmesi, oyuncuların onları tanıması, onların camiayı tanıması, bizleri tanıması, bizim yapımız ve karakterimizi tam olarak ne istediğimizi tanıması anlamında da 1-2 haftalık süreye de ihtiyacımız var. İnanıyorum bu takım çok daha güzel sonuçlar alacaktır. O inancı fazlasıyla yaşıyorum. Geldiğim günden itibaren de Bursaspor'un büyüklüğünü onlara anlatıyoruz ve onlar da zaten 3 haftalık periyotta üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte aynı performansı devam ettiririz. Evet, Bursa Spor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in bugün Özüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Çetin Bey, evet, açıklamaları izledik, duyduk. Futbolda istikrar çok önemli dedi ve aynı zamanda da futbolcuların adaptasyon sürecinden bahsetti. Evet, istikrar gerçekten çok önemli çünkü üst üste alınan bir 3 galibiyet var. Bu galibiyetin devamı gelmezse bir şey ifade etmeyecek ve bu anlamda da bu istikrar açısından da rehavet çok önemli değil mi? Rehavete kapılmamak özellikle. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hocanın açıklamalarını dinlerken şu gözle bakmamız lazım. Sadece hani istikrar evet gerekliliğini belirtirken de önündeki periyotta ki karşılaşacağı pozisyonlarını da değerlendiriyor. Yani rakibimizin diyor düşme potasındaki olması bizi diyor hani bir rehavete sokmaz. Artı ondan sonra da önemli bir 3-4 evet. bir periyoda gireceğiz diyor. Yani burada bir istikrar sağlamamız gerekiyor. Yani olayı farklı bir şekilde bakıyor. Yani günlük değerlendirmiyor. Önündeki engelleri veya karşılaşacağı zorlukları da hesaba katarak bunun istikrarla çözülebileceğinin altını çiziyor. Ama bir yaptığı bir şey var. Samimi ve doğru iletişim yapıyor. Şimdi nereye döneceğim? Yönetimin ve başkanın yapmadığı bir şeyi yapıyor. Yani bu açıklamaları her hafta periyodik olarak hafta içerisinde yaptığı basın toplantısı bir doğru ve etkin iletişimi gösteriyor. Bu da insanları rahatlatıyor. Yani evet bütün transferleri yaptınız, işte güçlü bir kadro kurdunuz, işte galibiyetleri de alıyorsun. Bu sizi şampiyon yapmıyor ki.
zorlu periyodu bir şekilde yönetmeniz evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Onu yönetirken de doğru ve etkin iletişimi kurması gerekiyor. Hı-hı. Burada bir samimiyet var. Onun için insanlar teknik heyete, hocaya bir sevgi ve güven besliyor. Yönetimin ve başkanın yapmadığını yapıyor. Yani aslında yönetimsel anlamda birçok bilinmeyen, o kadar çok güvensizlik ortamı oluşturan faktörler oluşuyor ki. Ona rağmen insanlar burada rahatlamaya çalışıyor. Hı hı. Ama tabii bunlar hani böyle oluyor. Hani burada bunu dinledik, rahatladık, işte sonuçlar da iyi geliyor diye şey yapmazlar. İnsanlar kulak arkası yapmazlar. Bunlar zamanı gelince bir bir gün yüzüne çıkartılır. Başkanın esas lider olarak bir kulübün başkanı liderdir. Ve camiayı o yönetir. Yani biz burada bir profesyonelin hem kendine hem kulübüne kazandıracağı önemli başarılarla kendi CV'sini güzel düzelteceğin yerde bizim aslında kendi bünyemizde bizi yönetecek olan kişilerin bu önderliği yapması lazım. Tamam, şimdi işler rayında ama hayat bu, inişli çıkışlıdır. O zaman önümüze çıkacak bu iş, bu zorluklar, bu iletişimsizler. Çünkü bu cami o kadar büyük ki, yani bir semt kulübü değil, bir ilçe takımı değil, bir koskoca Türkiye'nin 4. büyük vilayeti ve büyük bütçelerle yönetilen ve kentimizde yaşanan olayların da herkes idrak etmiş bir vaziyette bu günleri yaşıyor. Yani toplanan paralar, işte SMS'ler, kampanyalar, yani birçok zorlukla yapılıyor. Burada esas insanların içine rahatlatacak şeyler ana başlıklar halinde bilgi verilmesi. İşte bu futbolcu şu kadar parayı aldık. Bu futbolcuyla şu kadar sözleşmeyi şöyle imzaladık. Kiralıktı, satın alma opsiyonluydu falan. Ana detaylarda bilgi verilmesi lazım. Yani yönetimsel anlamda bir sıkıntı var ama saha içi teknik yönetim tarafından da iç rahatlatan bir durum var. Onun için şimdilik galibiyetler geliyor. Problem yok ama evet, bu böyle devam edecek anlamına gelmez. Çünkü hayat devam ediyor. Bunun Mayıs ayında şampiyonlukla taçlanacağı bir başarı olduğunu düşünürsek bizim işimiz orada başlıyor. Belki İbrahim Üzülmez şampiyon olacak. Üçüncü şampiyonluk apoletini koyacak. Belki başka bir takımdan evet, teklif alıp gidecek. Biz döneceğiz kendi kendimize. Bu sarmaldan nasıl tekrar çıkmak tabii için hesap kitap yapacağız? Kaldı ki bizim Bursaspor olarak da son barutumuzu ateşledik yani. Hı hı. Bugün yerel yöneticiler, işte yerel muhalif, yerel yöneticiler, ticaret odaları, sanayi odaları, birçok faktör birleşerek bugünlere geldik. Bundan sonra daha üstü yok ki. Yani biz gene aynı şey içerisinde döneceğiz. Gene birbirimize bakacağız, birbirimize el açacağız, birbirimize yardım etmeye çalışacağız. Onun için önümüzdeki günler daha zorlu tabii ki. Yani şampiyon olunca her şey bitmiyor. Onun için buradaki hocanın izlediği tutum tam bir profesyonelce, ya başarılı olur, olmaz. O artık zamanın içerisinde gösterecek bir durum. Ama onun başarılı olması için hem kendi birikimi, hem kendi tecrübesi, hem kendi bilgisi bir tarafta. Onun istedikleri de transferler de tamamına yakını yapılmış gözükte. Kadro derinliği, kalitesi anlamında Bursaspor'un son dönemlerde Süper Lig dahil, bunu içine katarak söylüyorum, son dönemlerdeki en iyi kadrolarına sahip oldu. Herkesin içi tatmin olmuş vaziyette, kalbi tatmin olmuş vaziyette. Sahadaki sonuçlar da olunca yüzler gülüyor. İnşallah hiç bozulmaz, hep güler yüzümüz. Çünkü son 3-5 yıl içerisinde o kadar çok üzüldük, o kadar çok travma yaşadık ki artık en ufak bir şeyden mutlu olmak için çaba sarf eden, gayret gösteren spor severler olduk. Onun için ben hocayı tebrik ediyorum. Güzel, insanların içini rahatlatan, hesabını, kitabını, planlamasını doğru yapan bir yönetim anlayışı. İnşallah böyle devam eder. Devam eder. Yönetime de bir örnek olur inşallah. Evet, kısa bir süre oldu daha ama bu kısa sürede de güzel bir uyum yakaladı. Kesinlikle. Hem camiayla hem oyuncularla. Bu güzel uyum inşallah önümüzdeki sonuçta tesir eder. Haftalarda da işler ve dediğiniz gibi sonuca tesir eder. Evet. O zaman biraz transfere geçelim. Evet. Değerli izleyenler, Bursaspor bugün Demir Grup Sivasspor'dan Abdurrezzak Traore ile yarım sezonluk anlaşmaya vardı. Özgürce İbrahim Yazıcı tesislerinde de sabah imza töreni gerçekleşti. Daha sonra da zaten İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalar yaptı. Bursaspor Traore ile birlikte devre arası transfer dönemindeki 5. transferini, yani son takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Ancak İbrahim Üzülmez bugün açıklama yaparken Traore için artık transfer bitti, son takviyemiz dedi.
Evet. Ama öyle mi olacak? Evet. Şimdi yarın akşam 12'de bitecek transfer dönemi ama İbrahim Üzülmez bu cümleyi kursa bile şimdi Bursaspor taraftarında bir soru olacak kafasında. Tabii. Acaba bitti mi bitmedi mi? Gece 12'ye kadar yine bir herkesin eli telefonlarında son dakika gelişmelerine evet. bakıp yeni bir transfer oldu mu, yeni bir isim daha açıklandı mı diye gözü kulağı bu transferde olacak. Haberlerde olacak. Ki yayına girmeden bir saat önce ben de gördüm. Hatta rejideki arkadaşlarım bana gösterdi. Böyle bir son dakika görmüşler. İstanbul medyasının bir haberiydi o da. Robinho'nun Bursaspor'a geleceğine dair bir dedikodu diyelim. Transfer dedikodusu hı-hı. diyelim. Ya şimdi transferin son günde Türkiye'nin genelinde böyledir. Menajer oyunları olur. Yani Robinho gelse takıma katkı sağlar mı? Sağlar tabii hı-hı. ki ama şimdi baktığımız zaman futbolu yakından takip edenler de olarak da şunu söyleyebiliriz. Robinho'nun Süper Lig takımlarından taliplileri de var. Bence biraz menajer oyunları gibi geliyor. İnşallah gerçek olur ama ben sanki Bursaspor transfer yaparsa sanki defans bölgesinde kafalarında bir bölge var gibi geliyor. Tabii bu ama maliyetle ilgili. Toplanan paralar var. Şimdi kullanılması ile ilgili bazı özel durumlar var. Yani çok net bildiğimiz. Paramızı da şeyli kullanmamız gerekiyor. Hani deseniz ki bugünkü yapımız bu işi kaldırabilir mi? Evet kaldırabilir. Herkesin o konuda hemfikir olduğu bir durum. Yaparsalar bence defans bölgesine yaparlar. Kalan 24 saatte bunu izleyeceğiz. Ama Robinho bana göre yani menajer oyunlarıyla piyasaya salınmış. Asparagas olması muhtemelen bir durum. Ama tabii gerçekleşen var. Traore var. Uzun yıllardır Süper Lig'de çeşitli takımlarda oynamıştır. İsmini Karabük'le duyurup Konyaspor gibi sonradan da Sivasspor. Yani kendisini kanıtlamış, bu ligi bilen, bu ligin özelliklerini kapsayan bir futbolcu. Çok talihsiz bir kaza, sakatlık geçirdi. Tam formunun üst düzeyindeyken Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbeyle sahalardan çok uzun dönem dönüşü eskisi gibi olmadı. Sonra işte transferler falan. Ama tabii yani takımları hem futbolu hem futbolcu yapısını Türkiye'de bilen bir futbolcu. Bursaspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani 13 artı 5, 18 belki Süper Lig'de bile bu kadar dev bir transfer getirisi olan bir dönem az yaşadık. Evet. Yani bir hatırladığım kadarıyla Recep Bölükbaşı döneminde bir 19 transfer yapılmıştı. Ama tabii her transfer yaptığınız şey size %100 olumlu veya sizi hedefinize götürecek anlamına gelmiyor. Çünkü çok yakın tarihte yine bu ligde Adana Demirspor'un yıllardır bu şekilde transfer yaparak hem sezon başı hem devre arası komple kadroyu değiştirerek ama bir türlü hedefine ulaşamadığını görüyoruz. Buradaki önemli olan husus şu. Bursaspor bir kere ilk günden beri bu ligin takımı olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Tekrar layık olduğu yere dönmek için bir kamuoyu algısı yarattı. Yani baktığınız zaman yaygın medyada da işte İstanbul medyasında da Bursaspor'un Süper Lig'de olması ile ilgili kanaatler hep paylaşılıyor. Evet. Şimdi bu yaratılan algı ile birlikte sonuçların da alınması ile birlikte İbrahim Üzülmez gibi bu ligin tecrübesi bir teknik direktör şimdi işi iyi yönetiyor. Çok transfer yapmak şampiyonluk demek değildir. Yani yaptığınız transferleri doğru yerde ve sisteminize uygun bir şekilde oynatabilirseniz size puan olarak geri dönen sıralamadaki yerinizi tabii belirler. O kadrodaki uyumu yakalamak ve bunu devam ettirmek zaten. Şimdi işin zor tarafı şu o Melisa. Şimdi 18. transferi yapmışız. Yani bir de Bursaspor'un bir şansı var. Öyle bir jenerasyon yakalamışsınız ki bir elin parmaklarından fazla. Yani o 10 civa, onun üzerinde genç bir jenerasyon yakalamışsınız. Bunların başında işte Sedat geliyor, Emirhan geliyor, Burak geliyor, Sedat geliyor, Ali Akman geliyor. Yani saymaya başlayınca sakatlanan Ramazan geliyor. Ardı ardına gelmiyor. Yani geliyor. Yani şimdi böyle bir futbolcu kaynağımız da var. Yani aslında biz burada yürürken bu futbolcularından da vitrine ne kadar çıkartırsak gelecek adına
Yani belki satış üzerinden kazanacağımız maddi katkı olabilir. Belki de yine Süper Lig'e çıktıktan sonra da bu futbolcuları o takımlara, bu takımımıza monte ederek uzun seneler o enerjiden yararlanabiliyor olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi İbrahim Hoca'nın zor kısmı bundan sonra başlıyor. Zaten onun bilincinde ben açıklamaların alt nüanslarında onu görebiliyorum. Şimdi her mevkiden aşağı yukarı ikişer tane futbolcu var her bölgede. Bu bir teknik adam için zordur. Futbolcu için de şimdi sahanın içinde olmuş, yıllarca olmuş birisi olarak da şunu söylüyorum. Yedek oturan her futbolcu küskün futbolcudur. Kırgın futbolcudur ve hep formayı almak ister. Evet. Onun için onu yönetmek ayrı bir beceri işi. Şimdi baktığınız zaman bizim futbolcu yapımız da gerek genç kardeşlerimiz olsun, gerek Süper Lig'den transfer ettiğimiz sezon başındaki futbolcular olsun, gerekse yeni transfer ettiğimiz futbolcular olsun, çok fazla birbirinden üstün futbolcular değil. Onun için bunları yerli yerinde ve kadro tercihinde doğru kullanmak artık tamamen teknik heyetin işi. Kesinlikle. İşi zor ama yaptığı transferler geçmiş yıllara baktığınız zaman sanki doğru tespit edilip alınmış futbolcular olarak görünüyor. Bu anlamda da İbrahim Üzülmez'i ayrı bir şekilde tebrik etmek yeni gerekiyor. Yeni gelen futbolcuların da kariyerlerinde şampiyonlukları var. Var. Ve bunlar da zaten önemli. Önemli şampiyonluklar ve aynı şekilde bu futbolcular da buraya ilk geldiklerinde söyledikleri şeyler. Dördüncü şampiyonluğumuzu yaşamak istiyoruz. Onlar da bu şampiyonluklarını taşlandırmak ve kariyerlerine, daha doğrusu hani CV'lerine diyelim, bir şampiyonluğu da eklemek istiyorlar. Bu açıdan da bu da güzel bir şey aslında. Evet, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şimdi şampiyonluğa giden takımlar var. Mesela baktığın zaman bu senenin özelliklerinden biri de bu. Yaklaşık 10-12 tane takım var. Yani zirve mücadelesi yapan, özellikle playoff dahil olmak üzere. Şimdi mesela oradaki futbolcu yapısı da her ne kadar geçmişlerinde şampiyonluk yaşamış olsalar da bir Hatayspor'da şampiyon olmak bir futbolcu arzusunda ayrı bir şey getirir. Bursaspor'da şampiyon olmak ayrı bir kazanım sağlar kendilerine. Onun için bunları da profesyonel futbolcular, kurnaz futbolculardır. Bilirler yani, atıyorum Keçiören gücünde şampiyon olsanız bir haftalık, 10 günlük bir periyotta konuşulursunuz. Ama Bursaspor'da geçmişe dönersiniz. Hem Süper Lig şampiyonluğu hem daha önce TFF ligindeki şampiyonluklar o harmanı iyi sağlayabilirler ve onlara katacakları şey de farklı olur. Onun için bunları iyi biliyorlar. Onun için iyi konuya parmak basıyorlar ve taraftarın isteklerini iyi analiz etmişler. Yani profesyonel futbolcu kurnazdır sevgili izleyiciler. Sahanın içindekileri iyi bilirim. Onun için taraftarın da beklentilerini iyi analiz etmişler. İyi bir harman var. İnşallah bozulmaz. Çünkü zor bir periyoda giriyoruz. Evet. Şimdi o zaman Eskişehir Spor maçıyla devam edelim. Değerli izleyenler, Bursa Spor TFF 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü evinde Eskişehir Spor'u ağırlayacaklar. Maç saat 19'da başlayacak. Kritik bir mücadele olacak. Şimdi Eskişehir Spor az önce de dediğiniz gibi ligin son basamağında olabilir. Evet. Zor zamanlar geçiriyor olabilir ama zaten böyle maçlar daha çok biraz sürpriz sonuçlu olur hep, değil mi? Tabii. Şimdi zaten yaşıyoruz. İki haftada neler yaşadık. Şimdi biz zaman zaman şunu söyleyebiliyor bizim taraftarlarımızda. -3 puanımız olmasaydı, yani silinmeseydi 34 puanla ikinci olacaktık. Bakın -9 puan olmasaydı Eskişehir Spor da küme düşme tehlikesi yaşamayacaktı. Olmayacaktı, evet. Yani bugün 10 puanı falan var herhalde. 9 da sizde 19. Yani küme düşme hattının üzerinde olacaklar. Belki de playoff hesabı yapacaklar. Kaldı ki onlar adına da zor bir sezon. Devre arasında tüm elindeki güçlü silahları, kaliteli topçuları kaybettiler. Tamamen genç ve o forma için mücadele eden bir futbolcu yapısı var. İki maçını da seyrettim. Hem Keçiören Gücü maçını seyrettim yendikleri deplasmanda, hem de Afyon'da Adanaspor'la rakiplerinde oynadıkları maçı seyrettim. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Düşüyorlar, kalkıyorlar, hata yapıyorlar örtmek için, kapatmak için neler yapıyorlar. Yani ellerinde ne var ne yok birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. Seyircinin futbolda en çok hoşuna giden ve takdir ettiği konu nedir biliyor musunuz? Maç bittiğinde böyle eğilen, zor nefes alan veya kendini salan, yani terinin son damlasına kadar mücadele etmiş futbolcuyu herkes çok sever ve takdir eder. Evet. Onun için her iki maçında da baktığınızda
Böyle futbolcu grubunu gördük şeyde. Hiçbir tanesinin ismini belki iki maç seyrettim, 3-4 tanesini sayabilirim. Evet, yani evet. 90'lar dakika seyretmeme rağmen böyle bir mücadele ediyorlar. Ters takımdır bunlar. Yani elinden gelenin çünkü çok fazla da bir beklenti yok. Yani streslik bir durumları yok. Yani hani yenesek ne olur modunda bir futbolcu grubu var. Zaten böyle durumlarda stres çok etkili. Yok stres onlarda. Evet. Onu söyleyeyim. Stres Bursaspor'da daha çok var. Evet. Kaldı ki mesela Bursaspor'da taraftar sahaya çıktıktan sonra bir şey yaratılıyor. Bir sinerji oluşuyor. Hı-hı. Bir coşku yaratılıyor. Şimdi bir dostluk komşu ve kardeş takım hüviyetinde Eskişehir'deki kamuoyunda neler yapıldığını da görüyoruz. Yani yardım kampanyaları düzenleniyor. Taraftarlar gelsin diye otobüs gönderen eski yöneticiler var, iş adamları var. Böyle bir olumlu, pozitif bir ortamda yani maçı böyle elektriklendirecek bir durum da yok. Bir dostane şeklinde geçecek. Ama tabii taraftara burada düşüyor. Taraftar da heyecanlandıran bir mücadele. Yani kesinlikle. Pazar günü stadyumda olacaktır şimdi. Vallahi ben bir 20 bin garanti diyorum yani olmasını bekliyorum. Olması da lazım. Belki 20 binin üstünde olması lazım. Çünkü bir camia takımı da olduğu bir umut için var. Bir zamanda ışık gördü, bir umut var. Yani özellikle bu Eskişehir maçı bizim için çok önemli. Çünkü ardından bir Osmanlı deplasmanı olacak. Yine aynı Eskişehir gibi ne yapacağı belli olmayan bir takım o da. Sonra 2 haftalık bir zorlu periyot var. Tam rakip diyeceğimiz dişimize göre yani bizim kalitemizde olan bir Adana Demirspor ve Erzurum deplasmanları var. Yani bu zorlu periyottan Bursaspor'un yani minimum kayıpla belki de hiç kaybetmeden geçse yolunun ki çok önemli. Bu haftalarda ligin artık tamamen gidişatını etkileyecek, belirleyecek haftalar. Sevgili Melisa yani bakıyorum diğer takımlar her hatayı affetmeyecek haftalar aslında. Hem hatayı affetmeyecek hem de bu hataları yapmamak için de transferin son günü nasıl bizi takip edip ilgilendiysek her takımda birer bir katkı yapıyorlar. Altay'ın transferini gördüm mesela yayına girmeden önce Gaziantep Spor'dan bir yabancı futbolcu almış. Yani herkeste bir kıpırdama var. Herkes kendi eksiğine ve kendi bütçesine göre bir hamleler yapıyor. Bu lig zaten çok favori kaldırmayan bir lig. Yani beni de ürküten taraf o. En çok favori gözüküyoruz. Yani ilk yarıya baktığımız zaman bütün zorlu maçları geçmişiz. Hatayspor dahil takıldığımız takımlar Boluspor, işte Giresunspor, işte Balıkesirspor. Yani bunlara i̇şte takılmışız. Az önce bahsettiğimiz konu yani, aslında bu biraz rehavete kapılmak ya da sonuçların sürpriz olmasıyla alakalı bir durum yani. Geçmişe dönmek istemem. Bu yalçın koşu kavan yanlış stratejiyle doğru ve etkin iletişim kurmamasıyla alakalı. Yani onun için de bir tecrübe oldu ama bizim için de zaman kaybı oldu. Yani Bursaspor gibi camialar fazla egoyu kaldırmaz. Sonuca bakar. Çünkü bizim bulunduğumuz bu durum bu sene hiç hata affetmiyor. Çünkü son hamlelerimizi yapmışız. Bir üst lige çıkıp orada yolumuza bakmamız gerekiyor. Yalçın Koşukavan Akhisar Spor'la da geçmişti. Ama sonra Yılmaz Vural geldi. Neden olmadığına dair bir bilginiz var mı? Yalçın Hoca'nın bu ligde görev alacağı takımlar olabilir. Ama Yalçın Hoca'nın kendini şampiyon olacak takıma henüz kendini hazırlamadığını düşünüyorum. Yani o stresi ve o mücadeleyi yönetebilecek şeyi sağlayamamış gibi gördüm ben. Yani zaman onun için en büyük ilaçtır ama bakın Bursaspor'dan gibi takımdan ayrılıyorsunuz. Onu da yani ayrıldığında zannediyorum 5. veya 6. Ya orada ayrılmış bir teknik direktörün talipçisi yok. Yani baktığınız zaman bir sürü teknik direktör değişiklikleri oluyor. Yani işi zor. Yalçın Hoca ile biraz zaman kaybettik. Bana göre Giresun Boluspor veya Giresun Spor maçından sonra bizim yolları ayırmamız gerekiyordu. Daha önce hamleyi alıp, daha önce geri çekilip hızlanacağımıza bir maç daha kaybederek, bu Altınordu'dan puan kaybedip önümüzdeki Menemen Spor maçına da yenilerek öyle hız almaya başladık. Zaman kaybı oldu. Geçmiş oldu. Şimdi önümüze bakacağız. Yalçın Hoca da kendine göre artık kendini de geliştirme adına bir fırsat elde etmiş oldu. Yani şampiyonluğu kovalayacak, o işi yönetecek henüz daha tecrübeye sahip olmamış. Ona da başarılar dileyelim. Peki. Traore'ye tam olarak şöyle değineyim. Sonra çok
teknik kapasite yüksek, enerjisi yüksek. Yaşı belki bu dönemde 31'e 32'ye gelmiş bir futbolcu. Tecrübesi var. Bazı şeyleri belki eskisi gibi yapamayabilir ama tecrübesiyle bazı şeyleri kapatabilir. Şimdi uyum süreci çok önemli ki hani 1-2 haftalık istenen opsiyon bana göre odur. İnşallah tutar. Çünkü santrafor arkası oynatacağını düşünüyorum. Çünkü o bölgede çok etkili olan bir futbolcu. Ki geçmişte yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'deyken bir Karabük maçında 2-2 giderken 3. golü attım. Umutlarımızı yıkan adamdır. Yani çok da böyle sürpriz anlarda gol atar. Ve bulunduğu takımı sevindirir, karşı takımı üzen bir futbolcu. Şimdi bundan sonra artık Eskişehir Spor maçıyla başlayan ondan sonraki periyotta da Bursa Spor'u coşkuyu kazandıran bir futbolcu olur. Çünkü baktığınızda basın toplantısı ne diyecek? Sempatik bir futbolcu. Yani enerji dolu. Yani hemen böyle bir sanki uyum sağlamış gibi bir görüntü vardı. Bir de çok da mutlu gözüküyordu. Ben şimdi sosyal medyadan hemen takip etmeye başladım. Geldiği günden itibaren ya da daha geleceği belli olduğu ilk andan itibaren çok paylaşım yaptı. Bursa Spor'a geldiğine, geleceğine dair inanılmaz paylaşım yaptı. Bir sürü hikayeler paylaştı, gönderiler paylaştı. Buradan da anlıyorsun aslında çok heyecanlı olduğunu, geldiği için çok mutlu olduğunu. Çünkü belki bu biraz sosyal medyayı kullanmakla alakalı bir konu da olabilir ama sonuç itibariyle belki biz öyle görmek istedik. Öyle algıladık bunu ama şimdi futbolcu psikolojisi şudur. Hep oynamak ister. Şimdi Sivas Spor tabii şampiyonluğa gidiyor Süper Lig'de. Önemli bir ivme yakaladılar. Ama o da forma şansı yakalayamıyor bu arada. Şimdi 31-32 yaşına gelmiş bir futbolcu da oynamayı arzu eder. Yani oynayacağı takımlarda tercih etmeye çalışır. Evet. Bu anlamda Bursa Spor'u geçmişten tanıdığı için ve şu andaki başarısını ve yakaladığı ivmeyi gördüğü için tercih etmiş olduğunu düşünüyorum. Tamamen parasal yönden, maddi yönden değildir benim anladığım kadarıyla tercih. Ama eğer ki bundan 3 sene önceki performansının %50-%60'ını yakalarsa takıma çok önemli katkılar sağlar. Yerine doldurabileceğimiz ikinci bir futbolcu yok yani kalitesine baktığımız zaman. Geçmişte bir çocuğunun kaybıyla ilgili bir acı bir olay yaşamıştır. Duygusal bir futbolcudur. Evet, yanılmıyorsam 1 ya da 2 yaşında bir çocuğunu kaybetmişti. O yönden de duygusal bir futbolcu. Evet, artık Türk futbolunda Türkleşmeye başlamış, o enerjiyi yakalamış ve ortamı iyi analiz eden biri. Seyirciyle olan, ilk başkanla olan şeyine baktım, iletişimine başladım. Pozitif. İnşallah takıma da, oyununa da yansır. Traore olumlu transfer. Yani devre arasında İbrahim Hoca'nın istediği futbolcuların sanki cuk oturdu der tabiri caizse. Yani eksik bölgelere takviye yapılmış oldu. Bu futbolcuların da sağlayacağı performans artık merakla bekleniyor. İlk maçını Eskişehir, ilk mücadelelerini Eskişehir maçında göreceğimizi düşünüyorum. Mutlu bir şekilde bekliyoruz. Yani endişeli bir bekleyiş yok artık. Hep böyle umutlu ve mutlu bir bekleyiş var. Yani programa gelirken gün içerisinde zaman zaman belli bölgelere uğradım. Yani cumartesi olsa maç daha mutlu olacak insanlar. Yani pazar gününü bekleyemiyorlar yani. Evet. İnşallah Bursa Spor adına olumlu olur. Eskişehir'de iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Yani kolay bir maç değil. Yani ligin sonuncusu olmasına rağmen ilk iki maçta 4 puan topladılar yani. Evet. Birisi playoff mücadelesi veren, birisi de rakibi. Yenilmediler. Bu kadroda da iyi şeyler yapabilir. Aman futbolculara dikkat de. Başta İbrahim Hoca olmak üzere. Aman önlemlerimizi sağlamalım. Çünkü son dakikalara kaldığımız zaman yaş olarak çok genç bir kadroya ve dinamik kadroya sahipler. Bizim böyle 60-65'e kadar işi bitirmiş olmamız lazım. Son dakikalar bizi zorlayabilir. Peki Çetin Bey, programımızı noktalıyoruz ama biz geçen hafta Tolga ile program yaparken, kapatırken şöyle bir şey yapıyorduk. Skor tahmini alıyorduk. Ben sizden de alayım. Bursa Spor Eskişehir Spor maçı sizce kaç sonuçlanır? Ben 3-1 Bursa Spor'u yener diyorum. Yani 3-1 diyorum. Yazalım haftaya belki beraber olursak değerlendiririz. Rejideki ve stüdyodaki arkadaşlarımızdan da alıyoruz. Doğukan. 2-0 Bursa Spor diyorsun. Ben 3-0 Bursa Spor diyorum.
3-0 Bursaspor diyorsunuz. Tolga giderken söyledi mi ne dedi? Söylemedi. Tolga söylemedi bugün. Reji ne diyor? 2-0 Bursaspor diyor. Ben de 1-0 Bursaspor diyorum. Bir sonraki hafta aslında geçen hafta Tolga ile yapılan bu aramızdaki iddiayı Tolga kazanmıştı. Kazanan birbirine çikolata alıyordu ama tamam. Şey yapamadık. Bir sonraki hafta artık ne olursa tamam, biz burada yapacağız. Teşekkürler Çetin ben Bey. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, ikili oyunun bize ayrılan süresinin sonuna geldik. Haftaya Perşembe akşamı biz yine burada olacağız. Hoşçakalın.